Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Kandemir. PHP derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde bir iki yine basit bir konudan de sizlere bahsetmek istiyordum. Şöyle hemen bir tane PHP faili açalım. Buna da ne diyelim çok emin olamadım ama yine string işlemleri diyelim. String diye var mıydı? Yoktu, tamam, güzel. PHP taglarımızı açıyoruz ve hemen başlayalım. Mesela bir değişkenimiz olsun. Personel adı diye olsun. Diyelim buna Gökhan Kandemir. Demir. Evet. Bunu ekrana yazdırırken ne yapıyorduk? Personel adı diyorduk. Herhangi bir şekilde problem yaşamadan bize bu çalıştırıyordu. Bir hemen gidelim Localhost'tan bunu çalıştıralım. Şöyle açayım ben. Şöyle yapalım. Localhost neydi? Pardon. Evet, Localhost'ta PHP klasörünün içerisine girelim. Buradan string dosyamızı çalıştıralım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan çalıştırmayı sağladık. Şu an onunla uğraşmak istemediğim için ben buradan ayarlardan, pardon, diğer araçlardan kodlamayı değiştireceğim. Gökhan Kandemir olarak başarılı bir şekilde yazdım. Tamam. Peki, bir önceki derste görmüştük iki tane string ifadeyi birleştirmeyi. Ben şöyle yazmak isteseydim. Personelin adı Gökhan Kandemir gibi. O zaman Echo'da ben bunları birleştirebilirdim. Şöyle. Personel adı, boşluk yaptım böyle bir kendim görüntü olsun diye. Bu iki ifadeyi birleştirmek için nokta operatörünü kullanıyordum. Ve bu kadar. Sonra da değişkenin adı. Personel adını yazacak. Daha sonra personel adı değişkenin değeri neyse bunu buraya yerleştirecek. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi personel adı Gökhan Kandemir dedi. Peki. Ben bunu şöyle yazabilir miydim? Bakalım. Ne demiştik daha önceden? Çift tırnak arasına yazılan bütün ifadeler string. Tek tırnak arasına yazılan da string olarak kabul edilir ve o şekilde işlem görür demiştik. Diyorum ben şunu şöyle silip şöyle yazarsam ne olur? Bakın gördüğünüz gibi değişkenin rengi editör tarafından değiştirilmedi. IDE tarafından değiştirilmedi. Demek ki burada bir farklılık var. Çalıştıralım, çalışacak mı? Yenilediğimizde bakın hiçbir sıkıntı yaşamadan bize aynı görüntüyü verdi. Şöyle bir durum var. Hatta şunu da hemen yapalım. Bir alt satıra indirelim bunu burada. Bakın. Bir eko daha yapalım. Aynısını kopyalayıp bunu tek tırnakla yazdırmak istiyorum bu sefer. Aynı işlemi yapmasını bekliyoruz. Çalıştırdığımızda baktığınız gibi böyle bir video çok özel böyle bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. Birincisinde değişkenin değerini yazdı. İkincisinde değişkenin direkt oraya ben ne yazsam değişkenin direkt adını yazdı buradakine. Hatta evet, bereyi HTML kodunu dikkate almadım. Buradan şu sonuç çıkıyor. PHP çift tırnaklar arasında yazılan değerleri yorumlayıp bir sonuç üretebiliyor. Ama tek tırnak arasında yazdığınız herhangi bir değeri direkt ekrana basıyor. Bu HTML kodunu tabii ekrana basabiliyor. Onda problem yok ama değişken değeri olsun ya da başka bir PHP kodu olsun mesela. Ne görmüştük? Şunu görmüştük değil mi? Escape karakter. Mesela bunu çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi hiç işlevi olmadan bunu aşağıya atmasın yerine bunu ekrana basıyor. Tek tırnak içerisinde yazılan ifadeler herhangi bir yorumlama işine girilmeden direkt ekrana basılır. Bundan bahsetmiştim ve bundan bahsetmek istemiştim. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.